Ben abinin anlattıkları, benim az önce anlattıklarımın gerçeği. 12 Eylül darbesiyle faşistler yetişirken, yobazlar yetişirken bu gelenek bir gelenektir ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Aslan'ın kemikleri 7 yıl aradan sonra babası Ali Rıza Aslan'a bir torba içinde teslim edildi. Dikkat! Dikkat! Evinizdeki çocuğunuzun kılına zarar gelse ayağa kalkacak olan sizler. Bir evladınızın e, bir baş ağrısı olduğunda, tırnağa incindiğinde hastaneye giden ama neyin var diyen sizler. Hayal edin. Adalet arayan bir baba, adalet arayan bir baba 7 yıl sonra elinde bakın. Bakın. Bu torbanın içinde evladının kemikleri var ahali. Bundan daha büyük bir felaket, bundan daha büyük bir utanç, bundan daha büyük bir ürkütücü tablo olabilir mi? Bir baba. Babanın yüzüne bak. Kemikler. Peki bu tek mi? Cumartesi annelerine başlayalım. Cumartesi anneleri yıllarca Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'nin önünde toplandılar. Cumartesi anneleri evlatlarının kemiklerini istiyordu. Kemiklerini. Kemiklerini. Dirisinden vazgeçtiler zaten. Ölüsünden de vazgeçtiler kemiklerini. İşte o anneler, işte o annelerin yüzleri. Türkiye'nin en uzun eylemi ya da işkencesi. 27 Mayıs'ta 1995 Cumartesi günü saat 12'de başladı bu kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları gözaltındaki kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, sorumluluklar, sorumlular bulunsun ve yargılansın diye Galatasaray'ın önünde oturma eylemi başlattılar. Bu oturma eylemine onurlu insanlar acılarını paylaşmak için sanatçılar dahil yanlarına giderek sessizce yanlarına ilişerek onlar nasıl uygun görüyorsa eyleme öyle katılarak devam ettiler. Çünkü gördüğünüz insanlar, gördüğünüz yüzler ne bekliyordu biliyor musunuz? Sadece ve sadece evlatlarının cesetlerini. Çünkü artık o hale gelmişti. Faili meçhul, kayıp. En sonunda kemiklerini, şimdi de ondan da geçtiler. Yerlerini görmek istiyorlar. Devam edelim. 1995'ten bu tarafa süren bir acıdan söz ediyoruz. 27 yıl sürüyor cumartesi annelerinin eylemi, oturma. Emine Ocak, Oğul Hasan Ocak için 21 Mart 95'te gözaltına alınması ve 58 gün iş, sonra işkenceyle öldürülmüş beden, bedeninin kimsesizler mezarlığında bulunmasıyla yola koyulmuş oluyor. 98'de polis müdahaleleri başlıyor. E, polisle Cumartesi anneleri arasında sert çatışmalar oluyor o yılları hatırlayın 90'lardayız. Ve 99 yılında eyleme mecburen ara veriliyor. <laughs> Lütfen yakın plana girelim. Ya şöyle düşünün. Hepiniz anneler, babalar, evlatlar. Anne babalar bunları çocuklarınıza anlatın. Ben Cemre ile çalışıyorum. Gencecik bir kız biliyorsunuz. İçeride de pek çok insan var. Ferhan Şensoy'un adını ya duymuş oluyorlar ya duymamış oluyorlar bir kısmı. Türkiye öyle. E, sosyal medyadaki isimler duyuluyor. Ama Ferhan şeyleri anlatmakla yükümlüyüm. Burada işim bu. bu. Şimdi de cumartesi annelerini anlatmakla yükümlüyüm. Düşünün arkadaşlar bir anne evladının Fotoğrafını e, bir şey haline getirmiş, afiş haline getirmiş. Başka anneler de kendi insanlarını afiş haline getirmiş ve arıyorlar. Nerede arayacaklarını bile bilmiyorlar. Bizi duyun diyorlar. Hükümetler değişiyor, devlet sağır ve kör. Bürokrasi değişiyor, polis değişiyor ama bulunamıyor. Çünkü bu bir ideoloji haline dönmüş. Bakın Kürt meselesinde bütün anaları e, terörist ilan ederseniz, ya da artık ölmüş, hesap bitmiş insanları e, eğer siz e, cesetlerini bile annelere çok görürseniz o ülkede barış nasıl olacak ki? O ülkede barış nasıl Ama oğlu terörist de olabilir. Ölmüş. Anne kemik istiyor. Her insanın en doğal hakkıdır evladının bir taşını görmek, ona Fatiha okumak. Bu elinden alınmaz. Bu çalınmaz. Devam edelim. 2009'da Tekrar başlıyor eylemler ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde polisler müdahale ediyor. 2010'da bu açılım sürecinde aslında Erdoğan demokratlık sürecine giriyor ve o da başımızın belası, bazıları günah çıkarttı ama pek çoğu çıkartmadı, yetmez ama evetçi liberal solcular ve iktidara o süreçte açılım denen süreçte çanak tutarak iktidarın dışında kalan herkesi yetmez ama evet ya evetçi olan herkesi darbeci, cuntacı, e, işte faşist, kemalist gibi tarif eden, içindeki sosyalistleri duymayan, içindeki ilericileri duymayan ya arkadaş gericilikle masaya oturulmaz. Çünkü bu kayıt kuyut altında da değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi yok dendiğinde dinlenmedi. Ve maalesef ağır bedel ödendi. O dönemde işte cumartesi anneleri de e, bu süreçte sanki bir demokrasi varmış gibi kandırıldı. Devam edelim. Cumartesi anneleri davalarının çözülebilmesi mümkün değil zaten. Ama en sonunda toplanmaları da ortadan kalktı. Ve Cumartesi annelerinin artık evi saydıkları Galatasaray'da toplanmalarına, yani oturmalarına, sessizce orada bulunmalarına izin verilmemeye başladı. Aslında orada görev yapan polisler de durumu bir süredir kanıksamışlardı. Ben oraya giderdim, gözlerdim, kenarda usulca otururdum bazen. Çünkü çok küçük yaşta başladı onlar, ben de küçüktüm. E, ve aslında polis orada bir kordon yapar ve annelerin işte slogan, gözyaşı neyse atmasına bir biçim ile e, artık izin verir. Eylemin meşrulaşması yönünde bir şey e, yapmazdı. Fakat Cumartesi annelerinin her eyleminin mitinge döndüğü duygusuyla bunu da tehlike olarak gördüler. Ve artık Galatasaray Meydanı Cumartesi annelerine kapanmıştı. Devam edelim. Öyle bir e, tablo doğdu ki, e, dün bizim orada Ataşehir'de kimsesizler mezarlığına e, gittiler. E, maalesef emniyet güçleri mezarlıkta e, o insanlara müdahalede bulundu. Uluslararası dün, 30 Ağustos Uluslararası zorla kaybedilenler gününde e, basın açıklaması yaptılar ama polis izin vermedi. Tam da dün hayat gibiydi, tam da dün hayat gibiydi bir tarafta bir tarafta 30 Ağustos ulus dediğimiz kocaman içinde hepimizin olması gereken ulus dediğimiz bu yapının kurucu babasının e, en önemli hamleyi yaptığı gün insanlarda mutluluk, heyecan, kıvanç bir yanıyla bir toprağın son vatan parçasının e, yanında olabilmek öte taraftan da öte taraftan da dünyadaki her yerdeki kaybolmuş insanların evlatların, eşlerin, anaların, babaların yasını tuttukları için tüm yerkürede olan bir anlamlı gün. Sadece bu Türkiye'de değil, Arjantin'de dünyanın her tarafında başörtülü kadınlar diye anılan eylemlerde ki büyük şair Behçet Aysan onun şahane bir şiirini de yazmıştı. Rutkay abi Ankara Sanat'ta onun oyununu sahnelemişti. Tüylerimiz diken diken olmuştu bütün onurlu, duyarlı sanatçılar bunun için ayağa kalkarken maalesef Türkiye'de yine bir dram yaşandı. Bir tarafta heyecan, mutluluk, bir taraftan acı. Peki bu memleket nasıl bir arada olacak? Kurucu babaya saygı duyacaksınız. Kurucu baba üzerinden siyaset yapıp da onu alçaltıp, küçültüp darbeler oluşturmayacaksınız. Memleketin iyi insanlarını anneler iyidir, ekseriyeti iyidir, ağlatmayacaksınız. Ne oldu? Anneleri ağlamayacak diye yola çıkıldı. Şehit anneleri gözyaşı döktü. Evladı kaybolanlar gözyaşı döktü. Örgüte gidip bir daha dönemeyenlerin anneleri gözyaşı döktü. Ve aslında biliyoruz ki dağdaki de, düz ovadaki de, neredeki olursa olsun hepsi bizim vatandaşımız. Ve bu kan aslında çok açık bir şekilde az sonra Gorbaçov'da da göreceğiz. Bilerek ve isteyerek insanları birbirine düşüren vahşi, acımasız, alçak ve saldırılan kapitalizmin bir ürünü. Herhalde başka volümüz e, e, yok diyecektim ama bir tane daha varmış. Evet, dünü kapatıyoruz. Gözaltına alınanlar ifade verdiler, ardından salı verdiler. 14 kişiye yeniden gözaltına alınma kararı verildi. Acılar yetmiyormuş gibi yeni acılar da eklendi. 32 dakikadır çenem düştü konuşuyorum. Sürçülisan etmiş de olabilirim. Ama şunu söylemek isterim. Nasıl Türkiye'nin sorunlarını iç içe koyuyorsunuz onu anlayın. Faşistler geliyor. 24 Ocak kararları liberalizmin önünü açıyor. Patronlar para kazansın diye Türkiye'nin aydınlarının bir kısmı kaçmak zorunda kalıyor. Kürtlere Diyarbakır'da işkence yapılıyor. İstanbul'da iki askeri cezaevinde... Ankara'da Mamak'ta sosyalistler e, idam ediliyor, kelleler kesiliyor, işkence yapılmaya devam ediyor ve o yara o yaradır ki insanların Anadolu topraklarında bugüne kadar kanlarının ve gözyaşlarının akmasına neden oluyor. İşte bizim hikayemiz.